Merhaba, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu şekilde merhaba demek benim açımdan çok önemli. Çünkü hem bu sefer editlemeyi yaptığımı düşünüyorum. Hem de bu kadar çılgın bir makyaj yaptığım için çok mutluyum. Burada da Mitosçuğum size selam söylüyor. Benim için çok heyecanlı çünkü böyle bir şey denemek... Yani bakıyorsunuz ama ben yapamam bunu ben falan diye yani böyle... Hatta bunu bile düşünmeden çok güzelmiş. Like, hop diye geçebiliyorsunuz. Aklınıza sizin denesem nasıl olur gelmiyor çok fazla. Ve ben de hani açıkçası bunu deneyebilecek kadar büyük bir göz kapağına sahip olduğumu düşünmüyordum. Ama ve lakin biraz gaza geldim. Bir de hop yeni kamera aldım. İlk makyajım çok güzel olmalı falan diye böyle. Ve standart makyajların dışına çıkmak adına böyle bir makyaj yaptım. Umarım merak edersiniz. Eğer merak ediyorsanız tabii ki nasıl yaptığımı izlemeye devam edebilirsiniz. Herkesi görüp, daha doğrusu herkes değil, herkesi bu tarz şeyleri görüp yapmaya cesaretlemeyenler derim. İsterseniz çok hızlıca başlayalım. Ben ten makyajını falan çok hızlı geçeceğim ki göze zamanımız kalsın. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle tabii ki Huda fondötenle başlayacağım. Çünkü bunun kapatıcılığı maksimum seviyede ve üstüne ürün geldiği zaman oynama riski de biraz daha azalıyor. Böyle makyajlarda hem de fotoğrafın mükemmelliği adına Huda Beauty fondöteni kullanacağım. Aynı zamanda şurada minik arkadaşlarımız var. O arkadaşlar maalesef hormonlarımızın sonucu. Şimdi Tarte Shape Tape kullandım. Fair Nature rengini. Öncelikle T bölgemden başlıyorum dağıtmaya. Pudra olarak ise RCMA'yı bebek pudramı kullanacağım. Çok seviyorum kendisini. Pudra hazır beklerken Anastasia Beverly Hills'in Deep Brow Pomade'lerinden Ash Brown rengiyle böyle kaşlarımı çılgın bir doldurma yapacağım. Böyle yoğun bir doldurma istiyorum. Hem ombre dursun ama biraz da uçları belirgin olsun istiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi krem kontrol yapmadığımı hatırladığım için pudradan önce yüzüme bir sprey sıkacağım ama Fix Plus yerine bu sıra çok fazla kullandığım bir ürünü göstermek istiyorum. Proxy'nin Edal ile çıkardığı spreyi, aloe veralı olanı, moisturizing diyor bunun adı zaten. Bayağı güzel. Ben böyle kokuları zaten çok seviyorum. Üstüne bir de bir hafta içerisinde yarısına kadar geldim. Gerçekten fresh hissettiriyor çok. Rahatlatıyor cildinizi. Fix Plus yerine ben gün içerisinde serinlemek adına fiyat performansı içinde aynı zamanda bunu kullanmaya başladım. Şimdi Coco Sheen'in bir cream kiti var. Bunu da kullanmak ve denemek istiyorum açıkçası. Çünkü uygun fiyatlı bir alternatif olsun aynı zamanda. Bizler için de bakalım Türkiye pazarında nasıl oluyor bu ürünler diye. Şimdi en koyu rengiyle kontür vereceğim yüzüme. Kontürden ziyade bunun renkleri biraz sıcak aslında. Büyük ihtimalle o yüzden bronzer gibi duracaktır bende. Ama pratik olması adına bakalım nasıl işliyor ona bakalım. Onu görelim istiyorum. Çok çok kremsi yapıda olduğu için ve şu an yüzümde bir ton pudra olduğu için sadece bastıracak hareket yapıyorum. Fırçamın yanlarıyla burnumu da kontürlüyorum. Kaşımın X'in Tinted Brow maskaralarının hangi rengi bu? Brunette rengiyle sabitliyorum. Hazır teni önden yapıyorken ben allığı da uygulamak istiyorum. Hatta biraz bronzer'a destek çıkacağım. Çünkü benim sevdiğim kontürden biraz daha az. Bronzer gibi bu daha çok. Bronzer olarak kullanılabilir. Bir koyu rengi varsa o da tercih edilebilir. Çünkü yazın çok çabuk bronzlaşıyoruz. Bu biraz açık kalabilir. Ama açık tenliyseniz tercih edebilirsiniz. Şimdi kontür rengine geçeceğim. Bunun için MAC'in Sculpt Bronzer'ını kullanıyorum. Kölgelerinizi desteklemek adına yüzünüzün bitim noktalarına da uygulayın ki renk eşitliğini sağlayabilin.
Şimdi Allah'a geldiğimiz zaman NYX'in Sweet Cheeks paletindeki şu turuncu rengini uygulayacağım. Çünkü makyaj tamamıyla alev üzerine kurulduğu için ve yanaklarımda da bir turunculuk istiyorum. Bunu yavaş yavaş vereceğiz tabii ki. Tam ortaya değil de böyle yanlara. Biraz burnumun ucuna da uyguluyorum. Böyle daha çok konsept bir makyaj yapıyoruz çünkü. Hani dışarıda ben bunları da kullanacağım değil de daha çok yeteneklerimizi sınamak diyelim. Şimdi konsept beni çok heyecanlandırıyor. Alev konsepti olduğu için gözüme alev çizeceğim. Ama önce beyaz kalemle çizeceğim. Make Up For Ever'ın Artist Color Pencil'larından kalemle çizeceğim. Hatta bir gözü yapıp geliyorum. Bir gözü bitirdim. Büyük bir heyecanla. Şimdi bunu sizinle beraber yapalım istiyorum. Biraz zor yoldan öğrendim ama öğrendim. Öncelikle Make Up For Ever'ın Artist Color Pencil'ları ile bir outline çizeceğim. Daha sonra ise NYX'in Jumbo pensillerinden white rengiyle orta kısımlara biraz beyazlık atacağım ki turuncular, sarılar biraz daha gözüksün. Böyle altta düzgün bir tabak olsun istiyorum. Daha sonra böyle parmaklarım ile bunu yayıyorum. NYX'in Ultimate paletlerinden Brights'taki sarı rengini alacağım. Orta kısımlara geçeceğim. Bunu da bir alt baz olarak yapıyorum aslında. Çünkü daha sonra liquid eyeliner ile üstünden geçtim. Çünkü bununla çok fazla şekil veremedim. Daha sonra ise Bobbi Brown'ın Luxe Lip Color'larından Atomic Orange rengiyle outline oluşturdum. Yine kırmızı, yani turuncu ve kırmızı geçişini yapabilmek adına bunun üstüne far daha güzel oturdum. Büyük ihtimalle bu taraf çok daha farklı olacak çünkü burayı çok karıştırdım ama bu tarafta daha akıllıca gidiyorum. Bunu yine böyle bırakacağım çünkü kırmızı detayın verdikten sonra çok daha rahat ürün uygulayabiliyorum. MAC'in Retro materyalinden Fashion Legacy rengiyle üstteki detayları çizeceğim şimdi. Bunun için ise mükemmel ötesi fırçamız yine MAC'in 210 numaralı fırçası. Derin bir nefes aldım çünkü bunu kameranın karşısında yapmak çok zor. Elinizin açısını düzgün veremiyorsunuz. Hey.
Derin nefesler. Şurada biraz daha bombaya ihtiyacım var, o yüzden bomba yapacağım şu an. Bu noktada yeniden Bobbi Brown'un rujunu alıyorum ve geçiş noktalarına geçiyorum. Sonra yeniden NYX'in Bright Space'indeki şu iki turuncuyu karıştıracağım. Daha çok şu rengi kullanacağım. Neresi ıslaksa oraya geçiyorum. Sıra geldi küçük detaylara. Maybelline Super Stay'lerinden 20 numara Pioner rengiyle kırmızı detayların üstünden geçeceğim. Biraz daha koyulaştıracağım. Bakınız, küçük kazalar. Şimdi ise NYX'in Vivid Grid'lerinden sarı rengini kullanacağım. Bunun ismi Vivid Halo isimli eyeliner'ı şuradaki keskin şekli vereceğim. Ay öleceğim şimdi, öleceğim. Tüm paletini alıyorum ve buradaki renk ile alt kirpik diplerimi belginleştiriyorum. Sırayla önce buradaki turuncu renk, daha sonra sarı ile yine alt kirpik diplerimden geçeceğim. Kimse pigment kullanmamış ama ben pigment kullanmak istiyorum. NYX'in yine pigmentlerinden Brighten Up isimli pigmentini kullanacağım. Böyle altın yansımaları var içerisinde. Hoşuma gidiyor. Biraz ıslatacağım. Öyle altın renklerin üstünden geçeceğim. Yine NYX'in kirpiklerini takacağım. Bu zaten üstüne yazıyor Wicked Lashes diye. Şu an bulabildiğim en dolgun kirpik buydu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Kanalıma hoş geldin. Kalp nasıl güm güm güm. Malzemelerimi karıştırıyordu, izin vermedim. Bir türlü maskarayı da söyleyemedim. Makeup Forever'ın Smoky Stretch isimli maskarasına bu sıra bayılıyorum. Çünkü yani kirpiklerimi sadece kıvırıp bunu sürdüğüm zaman o kadar güzel uzatıyor ve ayrık ayrık gösteriyor ki. Şimdi yine de bunu böyle siyahlaştırmak için araları kullanacağım. Sadece üst kirpiklere yapıştırmak amacıyla kullanıyorum. Bir de alt kirpik dibime kullanacağım. Bana kontürüm hala çok az geldi. Şimdi NYX'in Highlight and Contour paletinden yani bir şeyler karıştırıp kullanacağım şimdi.
Hazır sen makyajını abartıyorken allığı da biraz ekleme yapıyorum. Şimdi kör edici bir highlighter bu makyajın olmazsa olmazlarından tabii ki. Bobbi Brown'un Moon Glow isimli highlighterını kullanacağım önce. Bunun için bu arada Wet n Wild'ın bu fırçası efsane bir ikili oluyorlar beraber. O yüzden highlighter fırçası keşfetmek isteyenler için bunu kesinlikle edinin derim. 12-13 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi yine spreyimi sıkıyorum. Bu Proxy'nin spreyini. Daha sonra ise SGS Gold Rush isimli highlighter'ı alacağım. Highlighter patlaması yaşayacağız. Sizce bu noktada biter mi? Bitmez tabii ki. Şimdi eğer yapabilirsem Kiko'nun Gold Waves isimli rujlarından 02 numarasıyla böyle çiller yapacağım. Likit kahverengi bir ruj yanımda olmadığı için şu an bunu kullanıyorum. Çok istediğim gibi durmadı açıkçası. Hayaller hayatlar oldu. Olsun. Yolumuza devam ediyoruz. Yine NYX'in Slide On Glide On Sugar Glass isimli kalemini kullanacağım. Dudaklarımı bir çerçeveleyeceğim. Ve Bobbi Brown'dan kullandığım Atomic Orange isimli ruju şöyle böylece parmaklarımı alıyorum. Dağıtıyorum dudaklarımda. Bizim bir git ya. Allah. Biraz far ile kenarlarından geçeceğim ki rengi göz makyajımla uyumlu olsun. Son olarak ise H&M'in Oslo isimli ya mitos gloss'unu kullanacağım. Bu böyle şeffaf altın ışıltılı bir gloss. Umarım makyaj hoşunuza gitmiştir. Evet, bunu dışarıda çok fazla kullanma ihtimalimiz yok. Ama tüm dünyada insanlar bu tarz makyajları deniyorlar. Ben de bu gruba katılmak istedim. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir yandan da. Yani makyaj yapmayı seviyorsanız böyle şeyler de eminim evde küçük küçük deniyorsunuzdur. Kendi elinizdeki imkanlarla da olsun ya da başka şeylerle de. Bende de gördüğünüz üzere bütün her şeyden yok yani. O yüzden elinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz böyle şeyler denemek istiyorsanız en azından. Ya da izlenebilir sadece. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.